biz son derece prensipli, şerefli bir duruş sergiliyoruz insanların uğradıkları mezalim karşısında. Ve bu giderek daha fazla bir şekilde algılanıyor Batı'da. Burada da görmüşsünüzdür, yani gerek dile getirilen şükran duyguları, yapılan tezahüratlar, dile getirilen görüşler, bunları dikkate aldığınız zaman yani 15 Temmuz'un arkasında neyin yattığının da, Türkiye'nin niçin saldırı altında olduğunun da Amerikan toplumu tarafından, Amerika'daki Müslümanlar tarafından çok daha iyi anlaşılmaya başladığını görüyoruz. Bildiğiniz üzere burada Amerikan Müslümanların mas ikna olarak Cumhurbaşkanı himayesimizde ilk defa katıldık TİKO olarak. Ve şurada gördük ki Amerika Müslümanların dünyanın birçok yerinden Müslümanların bir arada buluşması, muhabbeti ve tanışma vesilesiyle biz bundan çok faydalandık. Bugün bizim hepimizin burada olması, biz Amerika'nın bir parçasıyız. Biz Amerika'da kalıcıyız. Biz yabancı değiliz. Yani işte eşyalarını toplayıp gidecek bir yerimiz yok. Biz buradaki her Amerikalı gibi Amerikalıların sahip olduğu bütün haklara sahibiz. Ve bu haklarımızı hiç kimse tarafından bizden alınmasına müsaade etmeyiz. Bütün buradaki çalışmaların, vakıfların, organizasyonların bir araya gelerek bu ruhun pekiştirilmesi, güçlenmesi, birliğin sağlanması için biz buradayız. İslamofobiyadan, nefret suçlarından, kurumsallaşmaya bir dizi sorunlarla karşı karşıya Müslümanlar. Belki İslam ülkelerinde bu tür kongreler bu kadar önem arz etmiyor ama Müslümanların azınlık olarak, göçmen olarak yaşadıkları Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tecrübeleri bir araya getirecek, gerekli networkleri oluşturacak, iletişim ağları kurulmasına yardımcı olacak bu tür kongrelerin devam etmesi lazım.